Geleceğiz yani. Valla... Erbaa'dan gelen belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çevre gönüllü dostlarımız Erbaa'mızın yeşil kalması noktasında hemfikiriz buraya gelenler. Özellikle ben Ziraat Odası Başkanı olarak benim o yörede 3000 tane çiftçim var bu noktada. Erbaa Belediyesi'nin bütün ve çevre köylerin sulama şeyimizi, içme suyu ve bazı köylerimizin tarımsal sulama ihtiyaçlarını bu Boğalı ve Sakarat Yaylası'ndan karşılıyoruz. Dolayısıyla buradaki insanların her birinin burada dertleri, sorunları var. Dolayısıyla mahkemeden adil bir yargılama bekliyoruz. Özellikle benim istirhamım bu yörenin gezilip görülmesi ve ona göre karar verilmesini bekliyoruz. Bu bölgenin görülmesi ve ona göre karar verilmesi noktasında biz bugün bu sesimizi duyurmak için buradayız. İçme suyumuzun, Erbaa Belediyesi olarak da bizim en hassas noktamız, içme suyumuzun yaklaşık %50'sini 60'ını biz bu bölgeden sağlıyoruz. Bu bölgeden süzülen sulardan sağlıyoruz. O anlamda dünyamızda bir pandemi sürecinden geçiyor. Doğanın, suyun, çevrenin ne kadar önemli, ne kadar doğru olduğunu bu süreçte de hep beraber tecrübe etmiş olduk tekrardan. O anlamda biz geleceğimizi düşünerek geçmişte bize nasıl burası güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde miras bırakıldıysa biz de geleceğimize bu bölgeyi, yaşadığımız toprakları doğru ve kullanılabilir bir şekilde teslim etmek istiyoruz. O açıdan buradayız. Tabii basın açıklamamızda tabii ki şöyle de bir durum var. Bizim depremle alakalı kaygılarımız var. Endemik türlerle ilgili kaygılarımız var. Suyla alakalı kaygılarımız var. Bu sebeplerden ötürü sesimizi duyurmak için hep beraber bugün buradayız. O var ya.